Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. İsrail istihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski başkanı Yatom, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve eski günlerine döndürülmesi iki ülkenin de çıkarına, iki ülke birbirlerine düşman yerine dost ülkeler olarak kalmalı dedi. Yatom, umarım zaman bize Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha sıkı ve yakın olduğunu gösterir ifadelerini kullandı. Ankara ile Tel Aviv arasında istihbarat paylaşımının devam edip etmediği şeklindeki soruyu ise Yatom, Bilgilendirilmediğim için bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sadece özellikle Suriye konusunda bazı istihbarat paylaşımı olduğu tahmininde bulunabilirim. İlişkilerin eski noktasına gelmesini umut ediyorum diye cevapladı. Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zipi Hotaveli'nin 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sırasında yaptığı Kürtlere çeşitli yollardan yardım ediyoruz şeklindeki açıklamasının Tel Aviv'in PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye destek verdiği anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya karşılık ise Yatom kesinlikle hayır. Çünkü İsrail politikasından anladığım kadarıyla biz bir başka ülkenin iç işleriyle alakalı konulara müdahil olmuyoruz. Farklı güçler arasında üçüncü bir ülkede yaşananlara karışmıyoruz. Şahsen İsrail ile YPG arasında resmi bir ilişki ve yardımlaşma olduğuna ilişkin bilgiye sahip değilim. Görüşünü savundu. Amerika Birleşik Devletleri NATO çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa'da yapacağı Defender Europe 21 tatbikatı için Yunanistan'ın Dedeaç Limanı'na sevkiyatlara başladı. Helikopter ve zırhlı araçları taşıyan ABD ordusuna ait yük gemisinin çarşamba günü Dedeaç'a varması bekleniyor. Limana toplamda 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20.000'den fazla askeri personel çıkarılacak. Sevkiyat 7 ayrı seferde gerçekleşecek ve Mayıs ayına kadar tamamlanacak. Orta ve Doğu Avrupa'da Rus tehdidi senaryolarına dayalı ve bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat yaz ortalarında tamamlanacak. Tatbikat Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek. Dikkat çeken detay ise Yunanistan'ın bu yıl ilk kez Defender Europe tatbikatına dahil edilmiş olması. Yunan basını ise haberi ABD'den Türkiye'ye darbe. Dede Ağaç'ta 150 helikopterle binlerce Amerikan askeri. Türkiye'de kabus. ABD'nin Yunanistan'a yardımı tesadüf değil gibi yine kışkırtıcı başlıklarla okurlarına duyurdu. S-400 meselesinin Türkiye ve ABD arasında tali bir mesele olduğunu belirten strateji uzmanı ve Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Alabar da asıl meselenin Siyonizmin tampon bölge planı olduğunu söyledi. Türkiye'nin şu anki mücadelesi Siyonizmin 1948'den bu yana ortaya koymuş olduğu en büyük ikinci projesi olan ve tampon bölge üzerinden oluşturulmaya çalışılan tampon bölge jeopolitiği ile ilgilidir diyen Alabarda, yani Türkiye'nin sınırlarının dibinde bir PKK devletçiyi vasıtasıyla bir tampon bölge oluşturup, Türkiye ile İsrail'in, Türkiye ile Orta Doğu'nun irtibatını kesip, Türkiye'yi uzun yıllar bu yapıyla meşgul etmek enerjisini boşa çıkarma işidir. Bunun en büyük destekçisi ABD'nin kendisidir proje Suriye ile Irak'ı kapsamakta olup bu bölgedeki demografik yapıyı değiştirme amacı gidiyor. ABD ile YPG ilişkisinin Cumhurbaşkanı ağzından bu kadar net ifadelerle dile getirilmesi ABD'ye verilmiş olan önemli mesajlardır dedi. Öte yandan ABD'li sözcü Albay John Dorian, Gara operasyonu ile ilgili çarpıcı bir o kadar da operasyonların PKK'ya bildirildiği yargısını pekiştiren bir açıklama yaptı. Albay Dorian, hava saldırılarının gerçekleşmesinden bir saatten daha kısa süre önce bilgi verildi. Bu yeterli bir süre değil ve bu bir bildirimdi. IŞİD'e karşı savaşta bir ortaktan ve müttefikten bekleyebileceğiniz türden bir koordinasyon değildi dedi. Sözcü, ABD birliklerinin saldırıların düzenlendiği bölgeye 10 kilometre uzaklıkta olduğunu, Türklerin verdiği bilginin çok belirsiz olduğunu ve sahadaki güçlerinin güvenliğini sağlamak için yeterli vakit vermediklerini de söyledi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. İkili görüşmede Türkmenistan ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla birçok konunun ele alındığını dile getiren Meredo, siyasi ve diplomatik konularda ikili ilişkilerimizi gelecekte daha da geniş bir şekilde gerçekleştirmek için potansiyelimize baktık. Uluslararası teşkilatlar çerçevesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan ve gelecekte yapılacak işbirliğimizi konuştuk. Özellikle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde birlikte yapılacakları konuştuk ifadelerini kullandı. Sadece 2020'de salgına rağmen ikili ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Kötü değil, ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Enerji, ulaştırma, yüksek teknolojiler ve başka konularda birlikte projeler yapabiliriz. Biz kendi tarafımızda planları, programları düzenleyeceğiz ve Türk arkadaşlarımıza teklif edeceğiz dedi. Türkmenistan ile Türkiye'nin ortak kültür ve tarihe sahip iki ülke olduğunu dile getiren Meredov, kültür, eğitim, bilim, sağlık işbirliği konularında konuştuk ve gelecekte bu çalışmaları yapacağız dedi. Libya'da Türk silahları karşısında hezimete uğrayan Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi modernizasyondan geçirilerek yeni bir radara dönüştürüldü. Rusya, Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2021 silah fuarında gözden geçirilmiş Pantsir S1M modelini tanıttı. En önemli değişiklik ise radar sisteminin güncellenmesi oldu. Pantsir hava savunma sisteminin üreticisi Rostex konsorsiyumu fuarda değişiklikleri tanıtarak şöyle dedi. Modernizasyon gören Pantsir yeni bir radara dönüştü. Söz konusu radar sayesinde önceden 30 kilometre olan hedef tespit mesafesi 75 kilometreye çıkarıldı. Radar ve güçlendirilmiş uçak savar füzeleri ile hedefi vurma mesafesi 20 kilometreden 40 kilometreye yükseltildi. Sistem bundan böyle havada 70 kilogram ağırlığındaki az görülür hedefleri de vurma özelliğine kavuştu. Rostec Konsorsiyumu Başkanı Sergey Çemezov, modernizasyonun ardından silahın Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de satılacağını açıkladı. Pantsir sistemi Libya'da Türk yapımı sihalar karşısında etkisiz kalmıştı. Rusya, Suriye'deki Himeymim askeri üssüne de bu savunma sistemlerinden yerleştirmişti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, Rusya'nın Tel Aviv'in Suriye'deki saldırganlığını diplomatik veya askeri yollarla durdurma niyetinde olduğuna dikkat çekti. Lavrentyev, Suriye'de şiddetin artmasına karşı koymak için bu önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı ve aynı zamanda İsrail'in uyarıyı duymasını umduğunu belirtti. Rusya'nın bu tutumunun arkasında İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırgan davranışı Suriye'deki Rus ordusu için potansiyel bir tehdit oluşturması olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda Moskova askerlerini korumak için sert eylemlere hazır olduğunu resmen açıklamış oldu. Washington'un desteklediği Suriye demokratik güçlerinin militanları Suriye'nin kuzey doğusundaki Haseke ilindeki petrol sahalarından günde 140 bin varil ham petrol çalıyor. Haseke valisi Hasan Halim Halil, Lübnan El Ahbar gazetesine cumartesi günü verdiği röportajda korkunç haberi duyurdu ve SDG militanlarının Suriye petrolünü çeşitli şekillerde yağmaladığını, hepsi de Suriye'ye konuşlandırılan Amerikan güçlerinin katılımı ve desteğiyle olduğunu belirtti. Toplanan ve alınan kesin istihbaratın ABD destekli militanların Suriye petrolünü komşu Irak'a kaçırmak için Dicle ve El Malikiya'daki Taramış bölgesinden tanker kamyonlara kullandıklarını gösterdiğini vurguladı. Halil, Suriye halkının soğuk hava ve açlıktan muzdaripken ABD destekli bu militanların Suriye'nin ulusal petrol kaynaklarını yağmaladığını söyledi. ABD'nin Suriye petrolünü yağmaladığı ilk olarak Senato'da geçen Temmuz ayında Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan görüşme sırasında doğrulanmıştı. Türkiye antibalistik füze geliştirmek için hızla çalışmalara başladı. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Yiğit'in geçtiğimiz günlerde yaptığı balistik füze savunma sistemi çalışmalarına hız vereceğiz açıklaması son yıllarda duymaya alıştığımız yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin yakın gelecekteki hedeflerinden birini daha ortaya koyması bakımından son derece önemli savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, antibalistik füze geliştirmek oldukça yüksek teknoloji ve zaman istiyor. Türkiye'nin bu sistemi Roketsan aracılığıyla geliştirmeye başlaması da milli güvenlik açısından kritik bir husus dedi. Şahin, fırlatma esnasında oldukça büyük bir yapıda olan balistik füzeler atmosferi geçip uzaya çıkıyor. Sonra tekrar geriye, atmosfere girdiği esnada çoğunlukla diğer ağırlıklarını bırakıp harp başlığı ve bazı elektronik alt sistemler kalıyor. Füzenin menzili ne kadar yüksek olursa çıkacağı irtifa ve dolayısıyla hızı da o kadar yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, balistik füzelerin uçuş sürelerinin önemli bir kısmı uzayda geçiyor. Bu nedenle tespit edilme ihtimali son derece düşük. Ayrıca atmosfere çok hızlı bir şekilde girdikleri için de imha edilmeleri oldukça zor dedi. Şahin, Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle balistik füze tehdidinin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede bulunduğunu hatırlatarak, Suriye, Irak ve İran adeta bir balistik füze yuvası konumunda yer alıyor. Özellikle Suriye'de nispeten kısa menzilli olan balistik füzeler terör örgütünün bile eline geçebiliyor. Ülkemizin kendi anti balistik füzesini yapması bu tehdidin bertaraf edilmesi için hayati öneme sahip. Şahin, muhtemelen ilk etapta hava soluyan hedefler yani uçak, seyir füzesi ve benzeri hedefler için geliştirilen ancak en azından taktik balistik füze de imha edebilen karma bir sistem ile karşılaşacağız. İlerleyen dönemlerde ise safkan bir anti balistik füze sistemi bekleyebiliriz dedi. Bu tür sistemlerin hem teknik açıdan hem de maliyet bakımından son derece zorlu güçleri beraberinde getirdiğini kaydeden Şahin'e göre, Türkiye'nin kendi antibalistik füzesini yapacağı tarih için net bir şey söylemek zor. Ancak çok büyük bir aksilik olmaz ve her şey yoluna giderse projenin ilk etabı 2023-2025 yılları arasında büyük mesafe kat etmiş şekilde karşımıza çıkabilir ifadelerini kullandı. Arkadaşlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.